Selamlar. Project Eco Hunt'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son bölüm bu Ender Crafter falan yapmıştık. Bu arada Adem Hoca biraz daha alternatör yani bu pedestallardan hata yaptı. Daha hızlanması için pek de hızlanmıyor ama pedestalı falan yanına getirip bunu biraz hızlandıracağız. Şimdi orada değil. Burada Mob Slaughter Factory'ye girmiştik çünkü pembe Pink Slime'a ihtiyacımız var. Onun için de bizden bu Machine Case'i istiyor. Machine Case yine bu Ender Crafter'da yapılıyor. Yalnız bizden Great Wood Plank veya Silver Wood Plank istiyor. Normalde bunlar Timecraft'ın eklentileri burada değil. Burada mı? Nerede gösterebilirim ki onu size? Infusion değil bu. Bunun içinde Yellow Nitre aynı bu şekilde yapılıyor. İçine bir elementler atıyorsunuz. Yalnız daha araştırmalarımız bitmediği için oraya ilerleyemiyoruz. Yalnız biz Mining Dimension'da bu ağaçları gördük. Adem Hoca da burada vardı bak ha yok oldu. Adem Hoca geldi onu kesti. En azından öyle ulaşırız dedi. Biraz dolaşıp size göstermeye çalışayım. Eğer yakında bir yerde varsa. Aynen şurada bak yaprakları duruyor hala. Ha tamam gözüktü. Great Wood denilen arkadaş bu. Silver Wood da vardır belki. Bilmiyorum. Ama normalde Timecraft'ta biraz ilerlediğiniz zaman bunu elde edebiliyorsunuz. O da mı var? Hatta şurada Silver Wood mu? Yok o da Great Wood. Bakın bu Great Wood. Şu da Great Wood. Silver Wood da yaprakları böyle beyaz renkte. Bunu tek bir defada beyman yapabiliyor mu? Hayır. Öyleyse hiç uğraşmayacağım. Sen nasıl olsa hallettin o işi. Hemen geri dönelim. Bu arada Mining Dimension herhalde gece olmuyor. Normalde bazı paketlerde oluyordu. En azından o iyi. Hemen geri dönelim ve şu parçayı halledelim. Sen pedestal'ı Ender Crafter'ın yanına koyacaksın mı Adem Hocam? Uğraşmayalım. Bu arada Red Elven Red Alloy ve Elementium Ingot da hallettim. Şey çökelim şuna çıkalım. Sağ ol. Şunu aç. Şuraya gel. Arkadaş. Ha bir de Restonia kristal blok lazım. Restonia 5 tane var. Bu 1 2 3 4 lens mi yaptın sen? Al al. Restonya'yı tamam Elfen Red Elo atıyoruz önüne. 1, 2, 3, 4. Ne diye çevirmiyor? Lens'ine başlayacağım şimdi ama. Senin lens çalışmıyor. Al. Lens'ini şuraya koyayım şunu. 9 tane. Şunu hemen bloğa çevirelim. Ha bana şey lazım. O Great Wood Plank. Nereye koydun Great Wood'ları? Göremiyorum. Living, living. Adem hocam. Geliyorsun da bölüm gidiyor. Hadi. Gittin kırdın. İki vursam ölmüyor da. Bana bir tanesi lazım. Şunu tahtaya çevirelim. Hop. Gel buraya. Ha, bir de Enori kristal. Enori kristal de elementyumdan yapılıyor. Elementyum. 4 tane de elementyum. 1, 2, 3, 4. O da tamam. Yap bakalım. Aa, bunu sağ tıklayıp çalıştırmamış. Biraz daha hızlı olacaktır. Bu arada Enori kılıcı falan istedi herhalde. Bundan biraz yapacağız öyleyse. 32 tane yapalım. Evet, Machine Case hazır. 32 tane de hemen çevireyim. Ah.
Elektrik çakma işte hiç hoşuma gitmiyor. Gel bakalım Enori kristalleri. Normal bu demirden yapılıyor. Ama burada böyle istiyor. Enori Sword. Stick yok mu içinde bunun? Yok artık. Stick. 8000 tane kadar. Tekrar buraya gel. 2 tane Enori Sword. 1, 2. Ki o da steklenmiyormuş. 2 adet balta. 1, 2. Bir tane de senden. Tekrar bir Restonia kristal istiyor. O da tamam. Şunu kaldır. Plastik. Plastiğimiz yok ki. Elektrum gear. Tamam. Şimdi bir tane elektrum gir halledeceğiz. Plastik. Ay ay ay. Tiny rubber'ı extraction'dan. Tiny rubber. Aynen. Latex processing unit. Bunun için bir machine case daha. Yalnız latex processing unit'in içine bizim şey koymamız lazım. Bir saniye. İlk önce ben şu elektrum gir yapayım da. Plastik için burada duracağız. Plastik için başka bir setup kurmamız lazım. Şu elektrum gir'i halledip hemen geliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi elektrum gear'ı hazırladım. Yalnız elektrum gear'ı hazırladık da bu mob slot factory'yi yapabilmek için bu plastiklere ihtiyacımız var. Şimdi plastik. Bunun malzemeden şuraya koyayım ki. Üzerimde fazla yer kaplamasın. Elementium. Siz de burada durabilirsiniz. Machine case. Sen de burada dur. Iron. Durabilir üzerimde. Ya da bunu da buraya koyayım. Heh. Şimdi bize plastiği elde etmek için ağacın özütünü almamız lazım. O da fluid ekstraktör olması lazım. Aynen. Bu arkadaşı yapacağız. Şunu bir kenara alalım. Neler istiyorsun? Iron Gear tamam. Seared Furnace Controller tamam. Restonia Crystal tamam. Shimmering Rock. Dream Rock tamam. Bifrost Block. Eyvah eyvah. Rod of Bifrost. İki tane Ender Pearl. Bir tane Ender Diamond. İki tane de Elementium. Tamam. Elementium'uz burada vardı. İki tane Elementium alalım. Hemen öteki tarafa gidelim. Ama bize biraz hediye vermişti değil mi? Onları atmamıza gerek yok. Hemen o parçalar hazır olması lazım Botanya'dan. Sen rün mü yapıyordun? Aynen. Rünler yapıyor Adem Hoca. Bazı rünler lazım olacak. Hani Pixie Dust nerede? Hiç mi yok? Bir tane Dragonstone. Tamam, sorun. Bir. İki tane Pixie Dust. Böyle böyle bir adet böyle Rod of Bifrost. Bifrost Block Alf Glass'ın yanında şey yapıyormuşuz. Ne kadar lazım bundan bize? 6 tane. Ve bizde 5 tane Alf Glass var. Mana Glass'ımız var mı? O da maalesef yok. Tekrar koştur. Zaten ömrümüz sandıktan sandığa koşturmakla geçiyor. Mana Glass, Clear Glass'tan yapılıyordu. Var mı içeride Alf Glass? Göremiyorum. 5 tane Alf Glass vardı, aldım işte. Bir tane. Hatta almışken. Tamam. Alf Glass 5 tane vardı, onu da aldım. İçeride var diyor ama. Şunları çevirelim. Bu 1'e 1 veriyordu yanılmıyorsam. Mana Glass. Ha üstüme attı. At çevir hadi hepsini al. İşte bu yüzden dijital depolama lazım. Bu arada buradaki durum ne? Tamam. Bu ne? Burada da Alf Glass varmış. Tekrar buraya gel. Vallahi yaptığımı unutuyorum ya. Dream Rock. 6 tane Dream Rock. Altı tane Bifrost Block. 6 Dream Rock'la
Altı Bifrost bloku birleştir. Tamam. Dış parçalar tamam. Iron Gear, bir tane Restonia Kristal. Elfstone'un Elf Wood. O da bir görevmiş. Pop 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 pop. Şimdi Restonia Kristal için hazır. Ha, orada var da onu kullanmak istemiyorum. Yok, bu değil. Üstümde mi onlar, yok. Gel bakalım. Bir tane daha çevirelim hemen. Bir tane Stone Gear. İlk bunu fazla yapmışım. Bunu hemen ayrına çevirelim. Sihir briklerimiz var mıydı burada? Black Iron bunlar. Sihir brick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu tek bir defa mı çevrilen, iki defa mı çevrilen? Tek bir defa çevrilenmiş. Aa, yalnız fırın öyle yapılmıyordu ki ne? Hazır furnace'ımız var mı? Adem hocam, dışarıda furnace'ımız var mı? Hazır. Yapılmış. Ya da şunları kıracağım nasıl olsa, bunları kullanmıyoruz. Çünkü içeride daha hızlısı var. Bir çalalım şuradan. Hop. Tamam. Şimdi tüm parçalar hazır. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Tri fluid ekstraktör. Şimdi bu arkadaş herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymuyor. Bunu buraya bir yere koyayım. Bu sürekli çalışacak. Şimdi bu baktığım yöne mi doğru muydu? Aynen. Bu tarafa doğru. Tamam. Önemli değil. Bunun önüne ağaç koyuyorsunuz. En iyi aslında rubber tree'ler olur. Onlar da var. Yalnız bu pakette rubber tree'yi göremedim. O yüzden akasya da güzel oluyor. Aça aça. Gel bakalım. Bunun önüne ağaç koyuyorsunuz. Eğer akasyayı bulamazsanız, ki yani pakette bulabilmeniz lazım. Başka ağaçta koyabiliyorsunuz. Yani tek bir ağaçtan daha fazla şey alabiliyor. Bakın, lateks oluşmaya başladı. Bu lateksi de şimdi lateks processing unit'e yollamamız lazım ki ne? Tiny rubber'lar olacak. 9 tane tiny rubber'ı birleştirip bir tane rubber'ı çevireceğiz. Onu da ısıttığımız zaman da istediğimiz plasiğe ulaşacağız. Şimdi bu trifluid ekstraktörü buradan kaldırabiliriz. Latex processing unit. Latex processing unit. Gel bakalım. Seni buraya alalım. Şimdi iki tane Seared Furnace, bir tane Masking Case, bir tane daha Iron Gear, dört tane Anodic Kristal, bir tane de Resonic Kristal. Arkadaşlar, şu Latex Processing Unit yapıp hemen geliyorum. Evet, şimdi Latex Processing Unit'imizi de hazırladık. Bu arkadaş da buradan aldığı, yalnız bu enerjiye ihtiyaç duyuyor. Şimdi bakmaya da korkuyorum da. Yok. Şimdi Steam Dynamo, Magmatic Dynamo, Compression Dynamo. Şöyle Magmatic Dynamo'ya bir baksam. Tamam, in var, in var. Tamam. Enori Large Plate. Enteresan. In var Large Plate, Restonia Large Plate. Bunları nasıl yapıyoruz da? Sadece bu burada mı oluyor? Tamam, kompaktör, onu anladık. Burada da olması lazım mıdır? Bir denemek istiyorum. 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İnşallah oluyordur. Yoksa o parçaları yapmak ölüm. Gel bakalım. Dön. 8 tane. Dışarı Tinker Construct masamıza gidelim. Çünkü erimeyen materyalleri burada direkt çevirebiliyoruz Large Plate'e. Sıra burada şu anda. Sen bir gel. Hah, oluyormuş. Ay, 7 tane mi yapıyorsun? Allah razı olsun. Ha, latex processing unit değil, dinamoya bakıyorduk değil mi? Elektrik. Bu ark. Açalım. Yan tarafa alalım. Tamam, Enori'yi de böyle yapacağız. Invar'ı yukarıda yapacağız. Invar, tamam. Oo, tamam, Restonia, Silver, Elektrum. Restonia, Black Quartz, Iron Coil derken he. Değişik değişik şeyler bunlar. HV, Wire Coil.
Copper coil. Bu ne? Draw plate. Block of diamond panel. Bunları ilk defa görüyorum ya. Yapışı yok bunun. Bunun da yapılışı yok. Tamam, bunların nasıl yapılacağını göstermiyor ki ama. Bunun başka bir yapılışı var mı? Project Red'den diyor. Olmazsa biz Immersive Engineering'den devam edeceğiz. Project Red. Gösteriyor musun sen burada? Öyle bir şey de görmüyorum burada. Ta bunların hediyeleri toplanacak. Öyleyse hiç o işe girmeyeceğiz. Biz bunu kırıp öteki tarafa götüreceğiz. Termoelektrik enerjiyle bunu çalıştıracağız. Yapacak bir şey yok. Yapamayacağım parçayı şu anda düşünmek istemiyorum. Seni... Ama buradan tek bir bağlantı alabiliyorum. Hemen düşün, 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 düşün. Seni şuraya koysam. Tamam. Senin bağlantını kesmem lazım. Gel bakalım. Burada relay koyalım. Biraz daha şey alalım. Konnektör alalım. Şimdi bunun üstüne bir konnektör. Bunun üstüne bir konnektör. Şuraya bir relay. Konnektörden relay'e, relay'den buraya, buradan buraya. Alıyor musun enerji? Az da olsa alıyorsun. Ya önemli olan burada ben size şimdi göstereceğim. Bu hem su istiyor hem lateks istiyor. Bu ikisini enerji karşılığında çevirecek. Şimdi su üstümde var. Normal içine kovayla yollayabilmem lazım. Aynen. Yalnız bayağı bir su istiyor. Buraya bir tank falan koyacağız artık yanına. Çünkü tanktan suyu alıyor diye biliyorum. Buradan da alabilmem lazım bunu. Aynen. Bakın bir bakette lateks aldım. Normal bunlar şeylerle oluyor. Konduitlerle. Daha fluid konduit falan hazırlamadık. Çünkü bir an önce ilerlemek istiyoruz. Bunu da içine yolladım. Bakın lateksi aldı, suyu aldı. Bir tane tiny rubber yaptı. O yüzden buna baya bir tank. Şimdi tankımız burada. Aynı tanktan bir tane daha yapmaya çalışsam. Nasıl yapmıştım ben tankı? Tank. Nereye gittin? Ne diye göremiyorum. Ha burada. Copper plate ve clear glass'la. Copper plate burada olması lazım. Bu thickened glass mı? Bu değil. Ha, fırınları kırınca dışarıdan şey oldu. Clear glass. 1, 2, 3, 4. Tamam, bu şekilde. Kovasına çevirdik. Dışarıda bizim sınırsız su kaynağımız vardı. Şunun içini iyice bir suyla doldurayım. Normal o makineyi konfigürasyonunu ayarlarsam buradan otomatik alacak şekilde ayarlayabilirim. Bu 20 kova alıyordu. Ben bunu yine bir üst seviyeye çıkartırım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tamam doldu. Gel bakalım benimle. De biraz çabuk kırılsın. Bu thermal expansion'ın da bir wrench olması lazım. Onda daha çabuk kırılıyordu bunlar. Burada değil. Şimdi seni aslında buraya koysam. Ve sana... yok. Enerji, items, always active. Seni buna sağ tıklasam oluyor muydu? Normal bunun yanından suyu alması lazım. Tamam, 8 koy buraya koyduk. Sadece lateks. Lateks için de bir portable tank yaparım. Onu da öyle hallederiz. Toplamda bize 9 tane şey lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Gel bakalım. Ne kadar olmuş içinde? 5,3 kova, tamam. Önündeki tahta gitmiş. Buraya bir tane block placer. Block placer yapsak. Cycling yok muydu? Cycling yoktu ki, ne, bu pakette var mıydı? Yoktu değil mi? Tamam, bu block placer'dan koyabiliriz. Bir tane machine case. Onun için plastik istiyor. Tamam, biraz ilerleyip bu block placer'ı da koyabiliriz. Bunun içine koyduğumuz blokları da istediğiniz noktaya koyuyor. Bu yine buradan bayağı bir üretecektir. Allah'tan bu enerji istemiyor. Olmazsa bu makineyi de oraya taşıyabilirim. Ya şimdilik orası aslında bizim Immersive Engineering odamız da. Enerji sadece orada olduğu için sürekli orada uğraşıyoruz. Bu koydum içine. Bunu da boşaltalım içine. Tamam. 13 tane olmuş. Biraz daha lazım. Onun için su lazım. 1, 2, 3. Ya da şunu boşaltalım iyice. 9, 18, 17. 18. Gel bakalım. Şöyle. Bu nereden geldi? Allah Allah. Şunu hemen pişirelim. 2 adet plastiğimize ulaşalım. Yalnız bu arada şey, machine case'imi harcadım değil mi burada? Bop, 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 bop. Öyleyse hemen yenisini yapacağız. Mob Slaughter Factory şu arkadaş. Great Wood Lock. 4 tane Enori kristal. Şimdi 4 tane Enori kristal. 1, 2, 3. Yok. Bundan 9 tane lazım. Bunun bloğu lazım. Bundan 4 tane lazım. Hatta 3 tane. Enori varmış. Şunu çevir. Şunu geri çevir. Bu arada relaylarla coil'leri kaldırabilirim. Sağ olun arkadaşım. Hoş geldin. Burada bizi geri beklesin. İlk önce şunları bir çevirelim. Bir de bunu çevirelim. Hop, gelin bakalım. Şimdi buradan tekrar Great Wood alalım. 4 tane tahtası. Bıp 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 bıp. Bunun bir bloğu. Tekrardan. Bu arkadaş. Umarım canı sıkılmıyordur yani. Paket gerçekten. Bayağı beni zorluyor. Ya zorladığı şu, bölümler hızlı ilerlemiyor. Bölüm aralarında da pek bir iş yapamıyoruz işin doğrusu. Çünkü sürekli ilerlememiz lazım. Mesela şu dinamoyu yapabilmem lazım ama o parça nedir onu bulamadım. Şimdi sen buraya. Bu parçaları buraya koymuştun değil mi? Gel gel gel. İki tane plastik, tamam. Mob Slaughter Factory. Yap bakalım bir tane. Şimdi güzel, bu da enerji isteyecek. Şimdi burada biz bu Player Trap'le bunları öldürüyorduk. Artık bunları bu arkadaşla öldürebiliriz. Bunun etki alanı var. Böyle show working area diyorsunuz. Şu anda bakın mesela birebirlik bir alanda öldürüyor. Yalnız buna upgrade'ler koyup bunun alanını büyütebiliyoruz. Daha sonra bakın burada liquid meat, yani sıvı hale getirilmiş et artı burada da pink slime birikecek. Burada bir kova pink slime zaten bize yetecek. Bir hile var diyeyim. Yani hile değil de bilmiyorum. İnşallah bu pakette kapatmamışlardır. Yoksa yani Pink Slime elde etmesi gerçekten çok masraflı bir şey. Çok uzun zaman bekliyorsunuz. Pink Slime doğduğu zaman Pink Slime drop'u bazen düşürmüyor. Bazen ikinci bir kovayı bekliyorsunuz. O yüzden onunla da fazla uğraşmak istemiyorum. Eğer o hile çalışıyorsa onu kullanacağım. Size de göstereceğim. Yalnız bizim buraya enerji taşıyabilmemiz lazım. Enerjiyi kapasitörlere taşıyabiliriz. Immersive Engineering'den. Bir tane LV kapasitör yapsak. Çok masraflı mısın? Red. Tamam, yapacağız. Ben de Magmatia'ya baktım da ölüm ortadaki parçayı bulamadım. Sen ne dedin? Coal. Coal Dynamo mu? Coal Generator mı? Actual Editions'ınkini mi diyorsun? Coal Generator. Tamam, bunu yaparız. Living Rock, Elven Soul, Iron Casing. Tamam, sen bir tane Iron Casing yap bana.
Burada elementyumlar var üst katta. Ben de öteki parçaları getireyim. Bu arada bir uyuyacağım sana zahmet. Eğer o basitse jeneratör. Ben dinamolara baktım. Dinamolar yapılacak gibi değil. Kol jeneratör 6 tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane de soul istiyordun. Al sana Elven Soul 2 tane. Neden bu kadar çok enorik kristal verdi bu bana? Fazla mı attım ben oraya? Iron Post mu? Ne? Bu buradan enerjiyi nasıl transfer edeceğiz ya? Hiçbir kablosunu yapmadık ki de bunların. Yanındaki bloğa şeyi veriyor mu? Ha veriyor tamam. O iyi. Tamam. Şimdilik çalıştırmamıza gerek yok. Sadece bunun addon'du değil mi bunların adı? Addon, range addon 1, range addon 2 yeter herhalde bize. Palis kristal. Range addon 1'i zaten istiyor. Tamam. Shimmering Rock 2 tane de ta plastik istiyor. Tamam. Şimdi range addon 1 sağa sola birer blok, öne doğru bir blok. 2 tane range upgrade yapsak yeter. Ya da hiç gerek yok aslında ya. Bizim yapmamız gereken sadece mobları bu alana getirmek. Bu alana getirdiğimizde sadece mob trap'i kaldıracağız. Tamam. Gel bakalım. Apex'i artık geç kaldık. O da oraya mı gitti? Sen de gel. Slaughter Factory. Ha, ters taraf. Tamam. Tamam şuraya bir tane cam koy. Bunu da buraya koyalım. Tamam o da olur. Ama bu sefer bununla etkileşime girmemiz lazım. Şurayı kaldırabilirsin. Şunu kaldırsana. Tamam. Çünkü makinenin içini görebilmemiz lazım. Koy onu. Bunu da buraya koyalım. Bu yavaş yavaş enerjisini doldursun. Işıkları kapatalım. Daha öteki ışıklar dışarıda kaldı. Sen bir dışarı dolaşıp gel bakayım. Ha bunun bir güzelliği de şu. Aa. Ha doğru Mob Slaughter Factory Mob Drop almıyor. Mob Drop diye bir şey yok. Ölen şeyden sadece et ve Pink Slime şey oluyor. Dışarıdaki ışıkları kapatacağım mı dedim ben sana. Binanın etrafına dolaşması lazım. Bu şekilde bir Pink Slime'a ulaşalım. En azından bir iki tanesini öldürdüğünü görün. Yani zaten önüne gelen mobu direkt öldürüyor. Pek uğraşmıyor. Yaklaş. Bakın Liquid Meat oluştu. Pink Slime'da 68, 88. Yavaş yavaş 104. Bir kova oluncaya kadar bekleyeceğiz. Umarım çabuk olur. ...184... Olmazsa arkadaşlar şurada bir kovalık oluşsun. Ondan sonra tekrardan videoya gelirim. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi içinde bir kova oluştu. Ben kovayı aldım. Şöyle bunu bir dünyaya koyalım. Bu biraz yayılacak. Daha sonra içinde bir pip slime doğacak. Bazen zaman oluyor. Biraz bekleyin. Daha sonra da pink slime öldüreceğiz ve İnşallah bir tane drop atar diye bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Adam dışarı yürümemiş, buradan yol açmış. Hadi. Gel gel biraz mesafe ol olmasın. İşte bunda böyle gıcıklıkları var.
Pink Slime'ın içine girdi. Ha bak, Pink Slime doğdu şu anı görüyorum. Tıp 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 tıp. Sakın dispawn olma, gel buraya. Senin kaç canın varmış şöyle? Düştü mü? Adem hocam. Nine. Bir de böyle bir dert var. Gel bakalım bir kova daha. Çekilaz. Ha şey mi koydun? Torçlu da alayım da. Pedestal daha hızlı yaptı mı da? İnek mi gördüm az önce ben burada? İnek arkadaş, neredesin burada? Hah, doğdu. Adem hocam kaçırma. Ha düştü. Ah Pink Slime, gel bakalım. Şimdi eğer hile çalışıyorsa Compact Indrawer'ınıza geliyorsunuz ve bunu koyuyorsunuz. Herhalde çalışmıyor. Çünkü pink olarak gözüküyor burada. Normal şuradan slime alalım. Normal bu slime'ı da alıyordu. Almıyor. Şuradan yollamaya kalksam. Yok, hile burada çalışmıyor. Yok hocam. Maalesef. Şunu denesem. İskelet nereden geldi şimdi buraya? Vallahi içeride doğru. İçeri. Ay 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 ay. Vallahi siz önemlisiniz de şu creeper patlamasın. Başka bir şey istemem. Adem hocam bir tek attı şimdi ona. Sana fokus çekil, çekil. Sana fokus çekil dedim. Ben onu keseceğim. F7 Skyblock'ta olduğumuz için deli gibi mob doğuyor. Tam burayı tamir ederiz derken şurama şuraya koyayım. Şuraya da limestone. Bu çalışmaya devam edecek. Burada pink slime elde edeceğiz. Fluid meat o kadar pek önemli değil. Bizim için önemli olan burada pink slime. Böyle doğdukça kendimiz kesip şey yapacağız. Pink slime elde edeceğiz. Sen şöyle ekstra canları alalım. Şimdi Pink Slime bize processor binding için lazımdı. Hem fiber dışarıda vardı değil mi? Yapmıştın sen. Bir tane Pink Slime alalım buradan. Ne yedin, ne içtin, yine partiküller çıkıyor etrafından. Hem fiber'ımız burada var mı? Bayağı bir büyüttün sen çünkü hem fiber. Bir processor binding için. Dışarıda değil mi? Allah Allah. 4 tane diyor burada. Yine tonlarca yaptın sen. Binding bu ne? Ha, hem fiber bow string. Allah Allah, burada bir sandık dolusu vardı. Acaba buraya mı taşıdık bunları? Yok, burada yok. Enteresan, burada da yok. Sen değiş. 1, 2. Ne güzel, 4 tane veriyor. Normalde 8 tane veren şey. Yok, yalan söylemeyeyim şimdi. Dijital depolama için. Hadi 4 de sen hediye verdin. Sağ olasın. Tekrardan gel. Refine Storage'e. Şimdi silikon. Silikon nereden elde edeceğiz? Expansion'da değil. Silikon nereden açacağız? Silikon normalinde quartz'tan, termal değil, industrial foregoing'den tri fluid ekstraktör yaptık. Neden bunu kabul etmedin? Lasered Materials'tan geliyor. Lasered Materials nerede? Arkadaşlar bazı paketi açmadığı için RF Tools'ta mı?
Yo, Arif Tuzlu olmaması lazım. Actual Editions'da. Ha, Lasered Materials. Burayı açtığım zaman oraya gelecek. Bunu yaptık. Tamam. Elmas veriyormuşsun, sağ olasın. Lasered Kristal. Enori'yi yaptık. Redstone yaptık. Palis istiyor. Diamantine. Void Kristal bu. Bunları yapmamız gerekiyor. Paket diyor. Bensiz ilerleme. Yok yok. Al sana elmas. Hemen bir uyup geri gelelim. Şimdi Palis Kristal için ne istiyorsun arkadaşım? Elven Lapis. Adem hocam, Elven Lapis getiriyor musun sana zahmet? Ya da herhalde Elven'la ilgili her bir şey istiyor bu. Palis oradan yapılıyor. Diamantine nasıl yapılıyor? O da Dragonstone. Tamam, bu Dragonstone'du. Void Kristal. Elven Soul. Elven Emerald. Elven'la ilgili her şeyi getir işte ya. Bunların hepsini bir atomik konstrüktörün önünden geçirelim ki de silikon görevi açılsın. Ya normalde silikon kuvarsı yakıyoruz. Şu arkadaş Project Red'de silikonmuş. Aslında Material Stormwork Bench yapabilirsek yine artık Pink Slime'ımız olduğu için yapabilmemiz lazım. Tamam, bunların hepsini zaten biliyoruz. Bu arkadaş sıfırdan taş üretiyor ve taştan üretilen her şey. İşte taşları hammerlayıp kum yapıyorsunuz. Hatta burada gravel yapmak daha basit. Burada silikon bully yapıyoruz. Sand, kol. Buradan daha basit olacaktır. O stonework bench. Tamam. Hepsinden birer tane yapsam yeter. Şimdilik lazım oldukça yaparız da. Mecbur bunları istiyor. Üstüm yine çöp gibi olacak. Al bakalım, bu tamam. Adem hocam, bunları çok getirdin ama hepsinden birer tane getirsen. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. Zaten üstümde yer yok. Yo yo, tamam, hepsini sandığa koydum. Al bakalım Void Kristal. Al Emeridik. Hepsi tamam oldu herhalde. Şey mi? Ha tamam. Lasered Materials açıldı. Bunları claimleyelim. Üst kata koyalım. Back. Bunu açtık şimdi. Şimdi Tree Fruit Extractor. Onu yapmıştık zaten. Kırıp tekrardan üzerime alayım. Bu arada bunun altına bir tane şey koyduk. Bu zaten dolmuş. Şunu kaldırayım da. Ne derler? Mechanical User. Onu da place block right click'e koyduk. Öndeki şey bittikçe yeni ağacı koyuyor önüne. Bu devam etti. Dursun. Tamam, bunu aldık. Ministry of Foregoing'de Enori kristal veriyormuşsun. Sağ ol. Tamam, complete. Ne diyor ya? Bu mu yani? Bütün Ministry of Foregoing burada bitti mi? Başka paketlerden başka şeyleri açtığımızda burası da açılacak. Yalnız bu suyla ilgili bir problemimiz var. Biz buna sürekli suyu nasıl pompalayacağız? Onu düşünüyoruz. Burada dur sen. Sana sadece su lazım. Suyu da bir ara halledeceğiz. Yeni plastikler yapmak için. Yalnız öyleyse biz Material Stormwork Bench'e geçelim. Project E'den daha basit. Workbench. Seni şuraya alalım. Şimdi burada yapmadığımız herhangi bir parça yok şu ana kadar. Machine case'i yaptık birlikte. Project bench yaptık. Plastiği yapımı biliyoruz. Seer şeyi. Enori kristal pickaxe yapmayı biliyoruz. Lava bucket. Water bucket. Bir tane de pink slime. Arkadaşlar şu makineyi hazırlayıp hemen geliyoruz. Material Stonework Factory. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben bu Material Stonework Factory'yi hazırladım. Hazır burada enerjimiz varken bunun yanına bunu koyayım. Burada çalıştırayım. Siz de çalışmasını görün. Bakın şu anda taş üretiyor sıfırdan herhangi bir şey yapmadan. Şimdi bunu pişirebiliyorsunuz. Veya craft yap diyorsunuz veya kır. Kırınca bakın gravel'a dönüşüyor. Burada tekrardan kırıp sende çevirebiliyorsunuz. Tekrar kırıp
Şunu almam lazım. Bakın burada silikona dönüyor. Yalnız ben bu silikonu alsam dahi bunu kabul etmeyecek diye tahmin ediyorum. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Şu taşı da bir alalım. Yani burada aşağıda craft yapıp diyebiliyorsunuz, fırında diyebiliyorsunuz veya kırmaya devam ediyorsunuz. Kırmaya devam ettiğiniz zaman bu silikon. Yani normal bizden istediği silikon da bu. Yalnız her nedense bunu kabul ettiremiyoruz. Tamam. Siz şöyle bir yukarıda beni bekleyin öyleyse. Enori kristaller, tiny rubberlar, silikon, akasya. Siz de bir şurada durun. Öyleyse bunun dediği bir tane silikon görevi var. O da Project E'de. Project Red'de. Bu. Silikon şey diyor. Silikon buliyi, diamond saw'la kes. Tamam. Silikon buli yapımı da sandy coal compound, block of coal, 4 tane de sand. İyi. Seni mi kıralım? Coal. Bir tane block of coal. Sand. Deneyelim. 4'e 1. Adem hocam şu şeyi pedestal'a getireceğim tekrar buraya. Hop. Sen de ne red matter yaparmışsın? Şey red alloy. Sen. Bayağı uzun sürecek. Şu pedestal'ı koru. Bunu hemen fırınlayacağız. Tamam, tekrar bunun parçalarını geri koyayım ben. Sen ve sen. Sen bu red compound şey yapıyorsun ama orada 64 olunca o duruyor. Bunu bir fırınlayalım. Nereye gitti? Silikon bul. Diamond. Bunu mu istiyor ötekini mi? Dur. Düz diamond saw istiyor. Stone rod, stone rod, stick. Tamam. Stone rod. Hop, 4 tane benim işte. Şöyle miydi? 2 de stick. Burada boş yer mi yok? Aynen orada boş yer yok. Sen şuraya git. Bana bir adet diamond ver. Bir adet diamond saw. Seni buraya koyalım, seni buraya koyalım. Böyle olmuyor mu? Ha, üstüne mi koyacağız illa? Bu mudur yani? Ne enteresan bir paket sistem öyle ya. Claim. Tamam, silikonu hallettik. Tekrar şuradan bir çık. Back questline. Ha, şimdi açtı silikon görevi. Onu yaptık zaten arkadaşım da sen kabul etmedin. Nereye koydum şimdi silikonları? Sen mi aldın Adem hocam? Şuradan silikonlarımızı alalım. Hayda sen nerede doğdun? İçeride karanlık bir yer mi bıraktık biz? Yo F7 zaten açık benim. Ha burada. Allah Allah dikkat etmemişim. Tamam, hallettim. İçerideki kırmızı ışık durabilir. F7 açık dursun bari ya. Bunu hallettik. Claim yapalım. Şimdi improved prosesör ve advanced prosesör. Prosesör. Yalnız bunun için bize bayağı deli gibi. Ha bir de empowered. O yüzden silikon görevini açtırıyor bize. Şimdi empowered'ı kurmamız lazım. Onun için de iyi bir enerjiye ihtiyacımız var. Adem hocam biz bayağı bir enerji kablosu yapalım. Yalnız enerjiyi depolayacağımız bir yer de lazım bize. Dediğim gibi bu kapasitörlerle şimdilik işimizi idare edelim. Bir iki tane bu coal generator'dan halledelim. Biraz enerji depolayalım. Çünkü Empower bayağı bir enerji istiyor. Şimdi LV'ye baktık. Bir de şu Huawei kapasitörlerine bakayım. Veya daha iyi bir şey var mı enerji depolayabileceğimiz pakette? Tamam. Steel. Lead, bronze, treated wood. MV istiyorsun. MV yapmak için de LV isteyeceksin mutlaka. Tamam. Bunu yapması daha basit. Bu da işte 4,5 milyona kadar hapsediyor diye biliyorum.
Yok, enerjiyi üretmek değil, enerjiyi depolamak diyorum. Enerjiyi kolla şey yaparız. Bu dynamoları yapmak için de Adem Hoca bana gösterdi. Bu Diamond Bitsaw varmış. Bu elmas bloğunu alıp böyle ikiye bölüyormuşsun. Gördüğünüz gibi böyle. Bu şekilde yapılıyormuş. Ama paket bana göstermedi. Adem Hoca bana onu anlattı. Öteki dinamoları da yapabiliriz de. Yani şu anda benim için enerji üretmek değil, enerjiyi bir yerde depolayabilmek. Yani ona bir alan yapalım. OHV kapasitörlerden yapalım. Veya daha iyisi var mı şu anda ulaşabileceğimiz? Herhalde yok. O yüzden arkadaşlar bize kısa bir müsaade. Flux. Ha, flux da. Bak. Oo. Tamam. Ha, tamam. Obsidiyenimiz var. Ha, doğru. O end şeyimiz var. Bak. O 128 milyona kadar şey yapıyordu değil mi? Şu en büyüğü. Gargantium. Göstermiyor. 128 milyon olması lazım. Hardened class istiyor bizden. Tamam. Bir önceki, bir önceki. Burada da flux block. Bunu hemen göstereyim size arkadaşlar da. Biz bununla biraz uğraşalım. Şimdi flux'ı elde etmek için Bedrock'ın üzerine redstone koyuyorsunuz. Onun üzerine de obsidian düşürüyorsunuz. Şuradan bir tane obsidian alayım. Sadece göstermek için. Normal stack stack de atabilirsiniz. Hepsini bir defa da çeviriyor. Yalnız belirli bazı paketlerde, her pakette değil. Üstüne düşürdüğünüz obsidiyeni şeye çevirebiliyor. Cobblestone'a. Her pakette olmuyor ama bazen oluyor. Neden onu kırdım ki ne? Obsidiyeni bir tur üstte koymamız lazım. Şöyle obsidiyen şunu kıralım. Bedrock'ın üzerine bu şekilde şey koyuyorsunuz. Sol tıkladığınız zaman obsidiyen aşağı düşüyor. Bu da flux'a dönüşüyor. Bu da tüm bu modun başlangıcı. Yani şu flux block yapıyorsunuz. Bundan core'ları falan elde edebiliyorsunuz. Şöyle yapımına bakın. Zor değil derken Draconium Infused Obsidian istiyor. Flux core'lar için. Blaze Powder Draconium Dust. Draconium satın alabiliyormuşuz. Ama Petroleum Dust da bunu şey yapacağız ve Pulverizer'dan geçireceğiz. Yok, biz bildiğimizden devam edelim. Bu Thaumcraft Mirror baya ilerlememiz gerekiyor. Arcane Infusion falan yapmamız lazım. O yüzden Flux'ları unutun arkadaşlar. Yani Flux bu şekilde şey yapılıyor, elde ediliyor. Bunu daha sonra yine açıklamasını yaparım. Tekrardan Flux'lara geldiğimizde. Çok kullanışlı, kablosuz enerji transferine yarıyor. Yalnız 8-10 bölüm bununla uğraşmamız lazım. Yani tekrardan Thaumcraft'a geçip onları halletmek. Şimdilik işin doğrusu Thaumcraft'la uğraşmak istemiyorum. Şimdi bu flux'lar burada dursun. Dediğim gibi HV kapasitörler yapacağız. HV kapasitörlere de bu kabloları bağlayacağız. Zaten bunun için bayağı bir uğraştık. Ya burada Infinity Reagent buluyor. Hop, bu parçayı yeni gördüm. Neden böyle diyor mu? Grains of Infinity istiyor. Pulverized Coal'la. Tamam, o sorun değil de yani neden bunu istiyorsun ki ne sen? Bunu her parçanda istiyor musun? Gold, alüminyum, iron, crude. Tamam. Biz de bununla çalışırız şimdilik. Ya onu da göstereyim. İsterseniz Flint and Steel'imiz nerede Adem Hocam? Flint and Steel ile Bedrock ateşe yaktığınız zaman belirli bir şansla size Grains of Infinity veriyor. Şunu bir kaldıralım hemen. Flint and Steel'imiz nerede? Yok, yaptım mı? Anlamadım hocam, neyi yaptın? Bir şey attı. Üstüme geldi. Ne attın? Ha, burada. Yok mu? Yaptık diye hatırlıyorum. Böyle Bedrock'u ateşe veriyorsunuz. Sadece Bedrock'ta oluyor. Yani başka bir yerde oluştuğunu bilmiyorum ben bu Grains of Infinity'nin.
Normalde dünyada olsak aşağı inip büyük bir alan kazıyorsunuz. Her tarafı ateşe veriyorsunuz. Arada bir oluşuyor. Bakın Bedrock, Grains of Infinity başka. Vectorizer'da Split. Tamam da o yok zaten. Segmil'de bunu çoğaltmanın yolları var. Flute yok. Tektonium Plate'den falan oluyor diyor. Şunu bir şey yapayım da tabletimiz gitmesin. Gel bakayım. Bu biraz yanacak, sönecek. Zaten diyor. Yani patlamış mısır gibi patlayıp çıkıyor. Öyle diyeyim. Kadar uzun sürmüyordu ya. Normal çok çabuk olması lazım. Yalnız Grains of Infinity de bu şekilde hallediyorsunuz da. Tekrar şuraya bakayım. Yalnız bunun için de Alloy Smelter lazım. Bunun için de Simple Machine Chassis'lere falan girmemiz lazım. Aslında hadi bakmışken bir de oraya bakalım. Yani nasıl olsa hiçbir yere gidemiyoruz. Hiçbir tarafa ilerleyemiyoruz. Adem hocam sen şurayı arada bir yakıver. Ha doğru. Mining Dimension'da Bedrock'a inmek daha basit. Sen geç Bedrock'a kadar bir şey aç. Ben o arada bir de ona bakayım. Simple Machine şasilerine falan. Drakenik Aforjin değildi. Simple Machine şasilerini açman lazım diyor. Tamam biz onu dedik zaten. Simple Machine şasisi. Tamam bunun için de Infinity Dust Block istiyor. Tamam. Iron Alloy Ingot. Tamam. Dark Iron Bars. Onlar sonra değil. Yine Endercraft'ta. Tamam. Yine şey istiyor yani. Infinity Dust Block'ı. 9 tane Infinity. Hemen Mining Dimension'a geçelim. Ondan sonra da yavaştan bu bölümü bitireyim. Buradan başlayalım yavaştan. Tamam. Atla aşağı. Hop. İnin buradan aşağıya. Bızıt. Az kaldı. Tamam. Elektrum mu yaptın sen şeyi? Aç biraz alan aç. Ha tamam ha şimdi öğrendim bakın. Tam craft'ta az önce yer atlamıştım ya. Şimdi öğrendim diyor aşağılara gelmeyi. Yani dünyanın en altını ve en üstünü. Şurada dedi. Ha tekrar gitti. Yak bakalım. Yakarım hepinizi. Şuna üstümde yer bile yok. Kendin yak ya. Benim üstümde yer bile kalmamış. Şunu çöpe at. Rotom flash'i. Yanıyorsun Fuat abi. Ha doğru. Kendinizi yakmayı da öğrenmeniz lazım Tamcraft'ta. Bende açıldı mı ki ne o? Yok daha bende açılmadı. Boşuna kendimi yaktım. Tamcraft'ta belirli bir noktada kendimizi yakacağız. Ya böyle ateşin içine girebilirsiniz lava. Bir noktada kendimize lavaya tükürmemiz lazım lamalara. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Tamam da şey yapıyor ama pakette diyor yani yapılışı böyle. Ayıp ediyorlar ama. Doğru yani şu ana kadar çoktan 8-10 tane vermiş olması lazımdı. Ya yani en azından bir tane alabilsek Segmil'de bunu çoğaltmanın yolu var. Ya yani çok uzun sürüyor ama. Tekrardan buraya gel. Simple Machine. Block of, tamam. Tektonik petrolyumdan yapılıyor diyor. Ezodas'la. Tamam. Buradan zaten ilerlemiyoruz. Tamam bak burada Grains of Infinity de var diyor. Ha Offer World Only diyor. Burada olmaz diyor. Tamam. Burada boşuna deniyor zaten. Segmil'de de bunu çoğaltmanın yolları var. Boşuna geldik buraya. Çık. Sadece normal dünyada olur diyor. Orada da bir tane bedrock'ımız var. Bu da saatlerimizi alacak. Doğru düzgün yol mu yaptı? Bir de önüme atlıyor. Arkadaşlar olmazsa bize kısa bir müsaade. Bedrock'a bayağı ateşe verip bu bloktan elde etmemiz lazım.
O da tek bir parça olduğu için bayağı uzun sürecek. Buradan aşağı atlamamış mıydık? Şurada bir yerden. Bu arada video ne kadar oldu? Onu da unuttum. En azından onu da bir kontrol edeyim. 2 saat video olmasın şimdi. O yüzden biz şu Grains of Infinity'den bir elde edelim. Hemen geri geliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. Bölüm 55 dakikaya gelmiş anladığım kadarıyla. Yani nereden başladık, nerelere geldik? Artık ben kayboldum. Paket içinde sürükleniyoruz. Şimdi biz burayı ateşe verdik sürekli. Bu ilk önce Mechanical User kullandık. Yalnız Mechanical User sürekli sağ klik yaptığı için yani şu şekilde tak 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 tak. Burada ateş var yok bakmıyor. Çok çabuk hemen durability'sini yiyordu. Yani 2-3 tane oluşmadan bir tane Flint and Steel gidiyordu. Sorun değil de yani o kadar da besleyemezdik. Daha sonra aklımıza dispenser geldi. Yani fırlatıcı. Dispenser'ın yanına bir tane redstone timer koyduk. 200 delay, 200 delay ile bunu çalıştırdık. Bu biraz daha verimli oldu. Toplamda içine yanılmıyorsam ya 5 ya 6, yalan söylemeyeyim de 5 herhalde. Flint and Steel koyduk yani çakmak taşı. Oradan elde ettiğimiz miktar bu. 164 tane. Şimdi bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm Segmil'i yapalım. Quest. Zaten o da bir görev. Şurada bir görebilsem. Ah, Machine Frames. Zaten burada bu machine frame'ler yani makinelerin orta parçalarını yapmadan size o modun içine almıyor. Yani yapabilirsek işte Segmil'i yapacağız. Buradan çoğaltmayı göstereceğim size. Nasıl çoğaltabiliriz? Onun için bize bir tane de crafter lazım. En azından birinci seviyesi. Yapabilirsek de işte bu refined machine casing, thermal machine casing, thermal device frame. Bunları yapabilirsek yine öteki paketlerin bölümlerini açmamız daha kolaylaşacak. Nereye gidecektik? Depolama. İşte depolamaya ilerleyebilmek için de bu kabloları işte enerjiler, şunlar bunlar derken illa karma çorman oldu. Yani bir sonraki bölüm bu Simple Machine Chassis yapacağız. Segmil'i kuracağım. Segmil'de bu Grains of Infinity çoğalırken bize şu machine chassis'lerini yapmaya çalışacağız. Yine diğer paketlerin diğer bölümlerine girebilelim. Arkadaşlardan birisi de bu arada benden özel istekte bulmuş. Abi direkt Draconic Evolution'a gir diye. Ben bir yere girdiğim yok. Paket benden ne istiyorsa ben o tarafa gidiyorum arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Adem hocam gel şöyle bir elveda diyelim. 1 saat yaptık yine. Oldu. Bir sonraki bölüm görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.